1932 yılında Yalova'da bizzat Atatürk tarafından muhtar olarak atandığı halde kayıtlara geçmediği için bilinmeyen Meliha Manço'nun filmlere konu olacak hikayesi geliyor şimdi ekranlarınıza. Bu topraklar demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini içinde barındırır Meliha Manço'nun hikayesini. Atlan gelen bir kızı, genç bir kızı görünce kızı yanına çağırıyor. Bu serüven böyle başlıyor. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı da yine Yalova'dan çıkmıştır. Resmi kayıtlarda kendine yer bulmamış olsa da Türkiye'nin ilk kadın muhtarı o. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz bu köye geliyor. Bu çınarın altında kahve içerken kaymakama soruyor. Muhtar, bu köyde muhtar var mı? 1932 yılında İstanbul'dan gelen vali yardımcıları, valiler, Yalova kaymakamlarıyla beraber Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan resmi bir toplantıda, ki 40-50 kişinin olduğu bir toplantıda, Meliha Manço tek kadın olarak o kareye girmiş ve resmi çalışmalar yapılırken de objektiflere poz vermiştir. Henüz kadına seçme seçilme hakkının verilmediği yıllarda Atatürk, Meliha Manço'nun Yalova'nın Gacık köyüne muhtar yapılması için Yalova kaymakamına emir verir. Meliha Manço'nun Gacık köyüne muhtar yapılmasını sağlar. Ancak bu bir yazılı bir talimat olmadığı için resmi kayıtlara da geçmez. 6-7 yaşlarında yoktu. O kadar da yani. 6 yaşında falan. Atatürk gelmiş ben diye kadını, erkeği, çocuğu buraya yuvulduk. Şuraya geldi, oturdu dışarı. Kristal su bardaklarından ayran getiriyor tepsiyle, onlara ikram ediyor. Herkes bardağı aldıktan sonra Atatürk diyor ki, kızım diyor, sen buraya muhtar olur musun diyor. Atatürk'ün bu kararı almasındaki etken, Manço'nun Cumhuriyet kadını portresiyle birebir örtüşmesi. Haftada bir çıkar, hep evlerinden önünü gezer böyle pislik balıklar diye. Onu da öyle o şekilde yürüttü yani, onu öyle gördük. 1932-1934 yılları arasında 2 yıl muhtarlık yapan Manço, otoriter yapısı, güçlü duruşu ve Gacık köyüne katkılarıyla hala hafızalardaki yerini koruyor. Poşatı vardı, böyle körüklü gizmeler. Şimdi Yalova'ya gittiği zaman mesela bakkal, kim geliyor, bir hanım geliyor attan, Gacık köyün müşteri varsa gel, bir saniye, bir dakika, hemen kapıya çıkar bakarmış. Öyle duyardık, bakarmış. Yalova'ya gittiği zaman kaymakam tak tak kapıya, buyurun, ceketini iliklermiş. Okumuş, tahsil var. Ne söylersen hepsine cevap veriyor. Çok güzel muhtarlık yaptı. Öyle muhtarlık yaptı ki bir erkek yapmaz, yapamaz zaten. Yetkililerin bugünlerdeki tek amacıysa hafızalardaki yerini hala koruyan Meliha Manço'yu yaşatmak ve devlet hafızasındaki yerini almasını sağlamak. Biz Meliha Manço'nun ismini yaşatabilmek için, tarihe mal olması için demin heykelinden bahsettik. İlçemizde Gacık köyüne gelirken bir çocuk parkına da ismini verdik. Yani bu isimlerin unutulmaması için bu tür yerlere ve meydanlara isimlerinin verilerek yaşatmaya ve çalışmayı buradan başlatacağız. Meliha Manço, Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olarak gözükmese de Atatürk'ün sözlü talimatıyla Türkiye'de seçilen ilk kadın muhtar olmuştur.